Merhabalar sevgili öğrenciler. İnsan fizyolojisi ünitemizin 5. bölümü olan solunum sistemiyle konumuza devam ediyoruz. İlk olarak solunum sisteminin yapısı, görevi ve işleyişini anlamaya çalışalım. Vücudumuza ait hücreler arkadaşlar oksijenli solunum yapar. Dolayısıyla da dışarıdan hücrelere oksijen taşınması gerekiyor. Oksijenli solunum sonucunda karbondioksit denilen atık madde oluşur. Karbondioksitin de arkadaşlar doku hücrelerinden alınıp vücut dışına atılması gerçekleşir. Hücresel solunum için gerekli olan oksijenin hücrelere taşınıp hücrelerde oluşan karbondioksitin de dışarı atılması işlemi solunum sisteminin görevidir ve bu işlemde görev alan yapıların tamamı solunum sistemimizi oluşturur. Kimler var arkadaşlar? Ağız ya da burnumuzda hava girişi olacak. Yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve akciğerler arkadaşlar. Bunlar bizim solunum sistemimizi oluşturan yapılar. Tekrar hatırlatıyorum. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, soluk borusunun devamında arkadaşlar bronşlar ve bronşçuklar ve akciğerler. Bunlar bizim solunum sistemimizi oluşturan ana yapılar. Solunum sistemi aracılığıyla arkadaşlar dokuların ihtiyacı olan oksijen dokulara taşınacak. Dokularda oluşan metabolik atık olan karbondioksit de doku hücrelerinden uzaklaştırılacak. Bu durumda iki tip arkadaşlar solunumla ilgili kavram var. Bir dış solunum, iki iç solunum. Akciğerlere dolan havadaki oksijenin akciğer kılcallarındaki kana transfer edilmesi, akciğer kılcallarındaki kanda bulunan karbondioksitin de alveollere verilmesi işlemine dış solunum diyoruz. Yani kısaca solunum organıyla kan arasındaki gaz değişimi. Dış solunum, dokulara taşınan doku kılcallarıyla temiz kandaki oksijenin doku hücrelerine geçmesi, doku hücrelerinde oluşan karbondioksitin de doku hücrelerindeki kılcal damarda bulunan, doku hücrelerinin etrafını çevreleyen kılcal damarda bulunan kana geçişine ise iç solunum diyoruz. Kısaca İç solunum, doku kılcallarındaki kan ile doku hücreleri arasındaki gaz alışverişidir diyebiliriz. Arkadaşlar solunum sisteminde havanın izleyeceği yol burun ya da ağzımızdan giriş yapacak. Yutaktan gırtlağa, gırtlaktan soluk borusuna, soluk borusu bronşlar denilen iki kola ayrılacak ve oradan bronşçuklar denilen dar çaplı borulara ve en nihayetinde akciğerdeki alveollere kadar ulaşacak diyoruz arkadaşlar. Şöyle şekil üzerinde de şurada eksik bırakılmış soluk borusundan ayrılan kollar. Bunlar arkadaşlar bronşlar. Bronşların devamında da dar çaplı borular. Şurayı düzeltelim. Onlara da bronşiyal ya da bronşçuklar diyoruz. Onlara da bronşçuklar adını veriyoruz ve şekilde ne görüyoruz? Bir de akciğerlerin altında kaslı diyafram adını verdiğimiz yapıyı görebilirsiniz arkadaşlar. Konunun ilerleyen kısmında ondan da bahsedeceğiz. Şimdi sırayla bu yapıların özelliklerinden bahsedeceğiz ama ona geçmeden önce pratik bilgi kutucuğunda küçük bir detayımız var. Üst solunum yolunu hangi yapılar oluşturur? Burnunuz, gırtlağınız ve soluk borunuz. Hani doktora gittiğimizde zaman zaman bize üst solunum yolu enfeksiyon olmuşsun der ya doktorlar. İşte arkadaşlar üst solunum yolu enfeksiyonu nerelerde oluşan enfeksiyonlardır? Burnunuz, gırtlağınız ve soluk borusunda eğer bir enfeksiyon durumu varsa burası üst solunum yolu olarak adlandırılır. Arkadaşlar solunum sistemimizin birinci parçası burun. Burun hava girişinin gerçekleşmesi gereken organımız. Aynı zamanda burnumuz koku alma duyusu organımızdır da. Sağlıklı olan havayı burundan almaktır. Bunun üç temel nedeni var. Bir, burundaki kıllar ve mukus havayı filtreleyerek arkadaşlar havadaki yabancı maddelerin ve birçok mikroorganizmanın vücut içine gidişini engeller. İki, burundan geçerken hava ısınır, vücut sıcaklığına uygun hale gelir ve üç, burundan geçerken hava nemlenir, gazların çözünürlüğü artar. Bu üç nedenden dolayı
Sağlıklı olan havayı burundan almak, ağızdan vermektir. Yutak, solunum sistemiyle sindirim sistemini birbirinden ayıran bölüm. Ağız ve burun boşluğu aynı zamanda yemek borusu ve soluk borusunun da açıldığı açıklık arkadaşlar. Yutak, Öztaki borusu dediğimiz orta kulakta bulunan borunun da bir ucu yutakla bağlantılıdır. Gırtlak dediğimiz bölüm arkadaşlar havanın soluk borusuna geçişini sağlayan kısımdır. Gırtlak, gırtlağın olduğu bölümde elastik kıkırdaktan oluşan epiglotis olarak adlandırdığımız gırtlak kapağı bulunur. Yutma anında soluk borusu yukarıya doğru hareket ederken epiglotis de aşağıya doğru hareket ederek arkadaşlar geriye doğru hareket ederek soluk borusunu kapatır ve besin parçalarının soluk borusuna geçişini engeller. Böylece besin parçaları soluk borusunun arkasında bulunan yemek borusuna geçer. Gırtlağın olduğu bölümde ayrıca ses telleriniz var. Bu teller hava çıkışı sırasında titreşerek arkadaşlar sesin oluşmasına yardımcı olur. Gırtlaktan sonraki parçamız kim? Soluk borumuz. Arkadaşlar soluk borumuz yaklaşık 12 santimetre uzunluğunda, 3-4 santimetre genişliğindeki arkadaşlar boru. Yapısına baktığımız zaman en dış kısmında bağ dokuyu görüyoruz. Yapısında ayrıca üst üste yığılmış C harfine benzeyen hiyalin kıkırdaktan oluşan halkasal kıkırdaklar görüyoruz. Bu kıkırdak halkalar ne işe yarar sorusunun cevabı, bu kıkırdak halkalar soluk borumuzun yapışmasını engelleyerek gaz giriş çıkışını kolaylaştırır. Soluk borusunun yapısında ayrıca düz kaslar ve en iç kısmında da arkadaşlar silli silindirik epitel dokuyu görüyoruz. Dikkat! Silli silindirik epitel doku hücrelerinin arasında goblet hücreleri dediğimiz hücreler var. Bu hücreler mukus salgılar ve bu hücrelerin salgıladığı mukusla birlikte siller, hareket halinde olan siller havanın soluk borusundan geçerken ikinci defa filtre edilmesine yardımcı olurlar. Soluk borusu sağa ve sola iki kola ayrılır. Bu kolların her birine bronş adını veriyoruz. Bronşlar soluk borusuna göre daha dar çaplı borucuklardır. Bronşlarda da tıpkı soluk borusunda olduğu gibi halkasal kıkırdaklar vardır. Bronşçuklar dediğimiz bronşların devamındaki daha da dar çaplı borucuklar, çok sayıda borucuk var. Kollara ayrılarak arkadaşlar bronşlardan gelen havayı sağ ve sol akciğerimizdeki alveol adı verilen küçük odacıklara kadar ulaştırırlar. Dikkat! Bronşçuklarınızın yapısında halkasal kıkırdak bulunmamaktadır. Bronşçukların yapısında halkasal kıkırdak bulunmamaktadır. Akciğerlerimiz arkadaşlar göğüs boşluğumuzda yani göğüs kafesinin içinde korunaklı bir ortamda iki parça halinde bulunan solunum organımız akciğerimiz sağ ve sol olmak üzere iki parçadan oluşuyor. Sağ parça soldaki parçaya göre %10 daha büyük. Nedeni de sol akciğerimizin hemen altında sıkılmış yumruğumuz büyüklüğünde kalbimizin bulunması. Sağ akciğer 3 parçalı, 3 loblu. Sol akciğer ise arkadaşlar 2 lobludur. Akciğerleri dışarıdan saran çift katlı zarın adı arkadaşlar pleura. Zarın ortasında pleura sıvısı var. Nefes alıp vermemizi kolaylaştıran bir sıvı akciğerlerin daha rahat hareket etmesine yardımcı olur. Bu arada arkadaşlar unutmayın sakın akciğerlerinizin yapısında kas yok. Akciğerler içi boş torba gibidir arkadaşlar. Akciğerlerimizde kas bulunmuyor. Akciğerlerimizde bronşçuk dediğimiz bronşların devamındaki dar çaplı boruların ucunda alveol adı verilen odacıklar var ve oldukça fazla sayıda yaklaşık 300 milyon kadar alveol adını verdiğimiz hava kesesi var. Bu hava keselerinin bu kadar çok olması
Akciğerlerde gaz değişim yüzey alanını artırıyor. Gaz değişim yüzey alanını artırıyor. Bu arada akciğerlerimizin içinde, alveol odalarının içinde tek katlı yassı epitelden oluşan örtü doku görüyoruz. Akciğerlerinin iç yüzeyini, alveollerin iç yüzeyini sarmış durumdadır. Arkadaşlar, bu örtü dokuda özelleşmiş salgı yapan hücreler var ve bu hücrelerden sürfaktan denilen lipoprotein yapılı özel bir salgı maddesi üretilmektedir. Sürfaktan denilen bu salgı maddesi ne işe yarar? Bir, yüzey gerilimini azaltarak alveollerin daha kolay şişmesini sağlar. İki, nefes verince alveollerin birbirine yapışmasını engelleyerek devamlı açık kalmasına yardımcı olur. Ve üç, nefes verme sırasında nefes verdiğimiz anda bir miktar su buharı da dışarı çıkar. Eğer sürfaktan olmasaydı çıkan su buharına oranla belki 5 kat 10 kat daha fazla su buharı çıkacaktı. Bu da bizim fazla su kaybetmemize neden olacaktı. Dolayısıyla sürfaktan aynı zamanda vücudumuzun fazla miktarda su kaybını da engelleyen bir salgı maddesidir diyebiliriz. Alveollerde bekleyen makrofaj adı verilen savunma hücreleri akciğerlere ulaşan hastalık etkenlerini fagositoz yaparak yok etmede görev alırlar. Alveol adı verilen odaların etrafı yoğun kılcal damarlarla çevrilidir. Bunlara alveol kılcalları veyahut da akciğer kılcalları diyoruz. Dikkat, bu kılcallardaki kan ile alveollerdeki hava arasında gaz değişimi olur. Yani insanın akciğerinde gaz değişimi nerede, nasıl olur sorusunun cevabı alveol kılcallarında alveoller ile insanda akciğerde alveoller ile alveol kılcalları arasında gaz değişimi olur ve havanın giriş çıkışı difüzyonla sağlanır. Gaz giriş çıkışı için unutmayalım, ATP harcanmaz diyoruz arkadaşlar. Akciğerlerin yer aldığı göğüs boşluğu diyafram kasıyla karın boşluğundan ayrılıyor. Bizde arkadaşlar kaslı bir diyafram var. Akciğerlerimizle karın boşluğumuzu birbirinden ayıran kaslı diyafram görüyoruz, şekilde görmüştük. Arkadaşlar kaslı diyaframımızın duruşu şu şekildedir. Kubbemsi duruş deriz biz buna. Normalde kaslı diyaframın görüntüsü bu. Alt taraf karın boşluğu, üstte kalan alanda göğüs boşluğu ve akciğerlerin olduğu alandır arkadaşlar. Bu da kaslı diyaframın görüntüsü. Şematik olarak çizmiş olalım. Soluk alıp verme sırasında meydana gelen değişimler nelerdir arkadaşlar? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Soluk alma sırasında meydana gelen olaylar ve soluk verme sırasında meydana gelen olaylar geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında soru olarak çıktı. Yine karşınıza soru olarak gelebilir. Arkadaşlar normalde diyafram kasımız kubbemsi şekildedir. Fakat nefes alınacağı zaman diyafram kası kasılır ve düzleşir. Yani diyafram kası aşağıya doğru hareket ediyor. Bu arada göğüs kafesinizi tutan kaburga kaslarınız kasılıyor ve göğüs kafesiniz kubbeleşiyor. Yukarıya doğru kalkıyor. Şimdi düşünün, göğüs kafesiniz yukarıya doğru kalkıyor, diyafram aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla akciğerlerimizin içerisinde yer aldığı göğüs boşluğumuz ne yapıyor gençler? Genişliyor. Göğüs boşluğumuz genişlediği zaman bir torba biçimindeki akciğerlerimiz iyice o genişleyen göğüs boşluğuna ne yapıyor arkadaşlar? Yayılıyor ve akciğerin hacminde ne oluyor? Bir artış oluyor. Bu durum akciğerlerin içerisindeki basıncı azaltıyor ve dışarıdaki hava basıncı, atmosfer basıncı akciğerdeki iç basınçtan büyük olunca hava difüzyonla alveollere doluyor. İşte bu olaya nefes alma diyoruz. Bu olay nefes alma olarak adlandırılır. Nefes verme sürecinde ise burada meydana gelen olayların tam tersi gerçekleşiyor. Diyafram kası gevşiyor, yukarıya doğru hareket ediyor. Yani kubbeleşiyor. Kaburga kasları gevşiyor ve göğüs kafesimiz aşağıya doğru iniyor, yani düzleşiyor. Dolayısıyla akciğerlerin
içerisinde yer aldığı göğüs boşluğu daralmaya başladı ve akciğerler ne yaptı arkadaşlar? Sıkışmaya başladı. Akciğerlerin hacmi azaldı. Akciğer sıkıştıkça iç basıncı arttı. Bu arada akciğer esnek bir yapıya sahip, hava dolmuştu ve ben onu sıkıştırıyorum. Bir balon gibi akciğer içerisindeki zar arkadaşlar geri yaylanma yapar ve geri yaylanma basıncı oluşturur. Artan akciğer iç basıncı ve buna ilaveten geri yaylanma basıncı dış atmosfer basıncından daha büyük hale geldiği zaman o zaman da alveollerimizdeki hava yine difüzyonla ne yapar arkadaşlar? Dışarıya çıkar. Buna da nefes verme diyoruz. Arkadaşlar gaz alışverişiyle ilgili sorularda dikkat etmeniz detaylardan bir tanesi. Unutmayalım. Havanın giriş çıkışı difüzyonla olur. Fakat bu olayın gerçekleşebilmesi için meydana gelen kasların kasılma ve gevşemeleri için ATP harcanır. Bunu da sakın unutmayalım. Burada da nefes alma ve nefes vermenin sürecini gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Sizin için bir tablo oluşturdum. Nedir bu tablo arkadaşlar? Bu tablo alınan ve verilen havadaki gazların miktarlarının kıyaslanması. Aldığımız havada oksijen çok. Bunun bir kısmını al yuvarlardaki hemoglobin yakalar yaklaşık %35'ini. Kalanını ise dışarı göndeririz. O yüzden verilen havada oksijen daha az. Aldığımız havadaki karbondioksit oranı çok düşüktür. Verdiğimiz havadaki karbondioksit oranı onun yaklaşık 10 katı kadardır. Azot gazı, evet vücudumuzda azot gazını kullanmıyoruz fakat azot gazı alınan havada çok. Bir kısmı kan plazmasında çözünerek kaldığı için dışarı verdiğimizde bir miktar daha azalır. Su buharı aldığımız havada daha az, nefes verirken verdiğimiz havada su buharı daha çok. Alınan havanın ısısı daha az, verdiğimiz havanın ise arkadaşlar ısısı daha fazladır diyoruz. Soluk alıp verme mekanizmamızın kontrol merkezi neresidir? Soluk alıp verme mekanizması nasıl kontrol edilir? Ne zaman hızlanır? Bundan bahsedelim birazcık da. Arkadaşlar soluk alıp verme merkezi omurilik soğanı ve Pons'taki nöronlardan oluşan merkez. Omurilik soğanı ve Pons'taki çeşitli nöronlar soluk alıp verme merkezini oluşturuyor. Soluk alıp verme hızınızı belirleyen ana gaz karbondioksittir arkadaşlar. Kanımızdaki karbondioksit miktarı olması gereken değerin üzerine çıkarsa eğer bu durumda kan pH'i düşecektir. Düşen kan pH'i arkadaşlar kan damarı ve solunum merkezindeki kemoreseptörlerin uyarılmasına neden oluyor ve solunum merkezinden çıkan sinirlerle neresi uyarılıyor? Diyafram kası ve kaburga kasları uyarılarak arkadaşlar soluk alıp verme hızı artıyor. Böylece kandaki karbondioksitin bir kısmı dışarı gönderiliyor nefes vermeyle beraber ve kan pH'i tekrar normale düşüyor. Yani homeostasi dediğimiz iç dengenin sağlanmasında soluk alıp verme sistemimizin de önemli bir etkisi vardır diyoruz. Her ne kadar asıl gaz arkadaşlar karbondioksit desek de eğer kandaki oksijen miktarı çok ama çok fazla düşecek olursa bu durumda yine aort ve boyundan yukarı çıkan şah damardaki kemoreseptörleri uyarıyor ve solunum merkezine iletilen uyarılar sonucu nefes alıp vermenin hızlanması sağlanır diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim solup alıp verme hızımızın düzenlenmesiyle ilgili yapı. Burada da şekilde de görüyorsunuz. Pons ve omurilik soğanı beraber solunum merkezlerini oluşturuyor. Tekrar söylüyorum. Ana gaz karbondioksit gazıdır. Asıl karbondioksitin artması soluk alıp vermeyi hızlandırır. Ama yine de unutmayalım. Aşırı derecede kandaki oksijen miktarı seviyesi düşecek olursa bu aort ve boyuna giden şah damardaki kemoreseptörleri uyarıyor. Bu durumda da yine soluk merkezi uyarılıp soluk merkezinden diyafram kasımıza ve kaburga kaslarımıza mesaj gönderilerek soluk alıp verme hızlanır diyoruz. Evet gençler, bir dahaki videomuzda
Gazların alveollerden dokulara, dokulardan da alveollere gazların taşımasıyla devam edeceğiz. Bu dersimizi burada tamamlıyoruz. Kendinize iyi bakın.